Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza, sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz. Evet, bugün Gamzeli Fulya ile Gamzeli Funda mutfakta. Evet. Annesine yardımcılar. Ne yapıyoruz bugün mutfakta? Şimdi biz helva yapıyoruz. Evet. Sabahtan beri kek mi yapsam, poğaça mı yapsam diye böyle şey yaparken birden aklıma helva düştü. Çoktan beri yapmasın. Evet. Şöyle irmik helvası yapmayı şey yapıyoruz bakalım, deniyoruz. Ya olacak ya olmayacak, tam garanti bilmiyorum. Başka zaman da un helvası yapalım mı anne? Evet, yapalım. Şöyle ocağımıza 1,5 su bardağı irmiğimizi yağın içine koyduk. Dökme anneciğim. 2 yemek kaşığı da un koyduk. Öyle daha lezzetli oluyormuş. Burada da sütle karışık böyle şerbetimiz var. Güzelce kavurmaya başladık. Umarım dualarla güzel olur sonuç. Sonuç ya hüsran olur. Tam ben irmik helvasında şey değilim. Bakalım. Deneyelim görelim değil mi anneciğim? Evet teyzeleri, helvamız yavaş yavaş şöyle rengi dönmeye başladı. Evet. Alttan karıştır anneciğim, yanmasın. İrmik helvasında şunu yaparsanız daha güzel olur. Ya da işte içine bunu koyarsanız. Dediğiniz bir şey varsa böyle püf noktaları bize lütfen yorum bölümüne yazın. Ben de ona göre yapayım. Dediğim gibi ben irmik helvasını pek fazla böyle tutturamıyorum. Siz mesela ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. İsterse kısa tarifini de verebilirsiniz değil mi? Evet. İçine konan şeyi biz de ona göre yaparız bir dahaki sefere. Bakalım, bunu böyle denemek istedik. İnşallah olur. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz değil mi? Ona göre evet, uygulayalım. Yanlış mı yapıyoruz, doğru mu yapıyoruz? Ortaya çıkar. Evet arkadaşlar. Şöyle helvam oldu. Şerbetini de iyice çekti. Şöyle cam bir şeyin içine aldım. Kalıbın içine burada dursun diye. Şöyle hemen göstereyim. İrmiğimi Türk Bakkalı'ndan Altın Yıldız diye bunu almıştım. Üzerine tatlı gösteriyor diye. Sizce bu marka helva yapmak için uygun mu? Yoksa başka marka mı biliyorsunuz? Bana onu da yazarsanız bir daha gittiğimde de onu denerim. Şöyle yaptım, bakalım güzel görünüyor. Hayırlısı nasip kısmet. Ben emeğimi verdim ama. Evet, kameramanız burada. Evet, Melih kameraman yine iş başında. Evet. Teyzeleri koştur koştur, yani Allah sağlık versin de koşturalım. Hemen bir 45 dakika, yarım saatin içinde bir Lidl'e, bir Türk Bakkalı'na uğradım. Acilen gitmem gerekti. Bugün yediğim içtiğim bana yani şey oldu. Ay ay, niye gittiniz derseniz geçen gün göstermiştim. Beyaz peynir almıştım Kaplan'dan. Melih'im benim sağ olsun onu yemedi. Genelde hiç böyle peynirleri yemiyor. Ben öyle yani Türk marketi alacağız illa. Evet. Başka olmuyor iyisi. O günden beri, cumadan beri ağzına peynir sokmadı. Ben de şunları kendimize alıverdim Lidl'den şöyle. Çünkü Lidl'in peynirleri kaliteli oluyor. İşte şu peynir için gene şeye, Türk Bakkalı'na gittim mecburen. Analık yani. Hadi yemezse yemesin diyor. Bazen kızıyor. Sağ ol. İki gündür de yemeyince cumartesi, pazar içim içime şey yapmadım. Aslında her kahvaltıda hep bir peynir yerim. Evet, peynir yerim ama iki gündür peynirsiz kaldı. Hemen gene peynir aldım, geldim. Yani eksilmem aslında. Evet. Ondan sonra yanına gitmişken dedim, Lidl'den bir tane, iki tane de şöyle gavda aldım. Evet. O logoyu veriyorum ekmeklerine. Aynen. Kimyonum az kalmışmış. Şöyle kimyon aldım. Kimyon zaten o bize bayağı bir yeter, az kullanıldığı için. Aynen. Çocuklara şöyle ayı salı verdim. Havalar birkaç gün daha iyiymiş. Evet şimdi. Aslında bugün sabah soğuktu. Ondan sonra öğlen çok güzel oldu yine hava. Evet. Bizim orada çok güzel oldu. Ben de akşamdan baktım da çünkü hava durumuna, maydanoz aldım. Şöyle evde bulunsun diye bir tane maydanozum var. Şöyle yine bir tane, bir karton sucuk aldım geldim. Şu bakkala gitmişken. Aynen. Ondan sonra 30'luk yumurta aldım. Artık hep yumurtalarım ben Türk Bakkalı'na alıyorum. Eskiden nereye gidersem işte Lidl, Kaplan oradan alıyordum. Sağ olun hep bana söylediğiniz, hem orada daha uygun diye. En son geçen gittiğimde 3.99, 4 euro'du. Bu sefer 4.49'a çıkmış fiyatları. Normal olarak artık arkadaşlar yani her gün bir yerlere zam. Şöyle siyah ekmek aldık evde bulunsun diye. Şeyin yine Lidl'in markası bu. Lidl'den patates salatası aldım. Çocuklar çok sevdiler. Evet. Lidl'e gitmişken dedim hadi yağma var mı bir bakayım. Yine yağ hiç yoktu. Bu arada zaten yağlar gelmiyor. Onun yanı sıra da şeyler yoktu. Ekmeğe sürülen margarin. Margarin. Sen beni biraz destekle. Labne değil mi? Aklıma gelmeyince. Labne galiba adı değil mi? Labne değil oğlum. Margarin bildiğin işte. He, margarin ya. Margarin. Aynen, insanlar ne yapsın? Yağ bulamayınca bir de margarinleri almışlar. Bomboştu yani. Yani ne yapacaksınız ki margarin o kadar yağ, ne yapacaksınız? Allah sonumuzu hayretsin. Hadi bakalım ben eşyalarımızı yerleştireyim de arkadaşlar. Ondan sonra yine devam ederiz. Evet.
Evet teyzeleri, sucuklu yumurtamız hazırlandı. Evet. Kızlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. Çünkü bugün camiye gidecekler. Saat 7'ye kadar camideler. Evet ama bu sefer biraz böyle büyük cami. Saat 7'de. Normal 2'de geliyorduk. Büyük öğrencilerin olduğu. Evet, büyük arkadaşım bizi birazdan almaya geldi. Evet, onun için. Kızlar da acıktılar hemen. Bir sucuklu yumurta, bir zeytin yeter onlara. Evet. Hadi anneciğim. Afiyet olsun size, oldu mu kızlar? Hı. Ellerinizi yapmayın da. Bizim genelde Melih de böyle, kızlar da tavadan çok seviyorlar. Daha çok lezzetli oluyor. Semih de tam tersine, asla tavadan yemez, hep tabağına koyar. Bunlar da aha tam kaza tam. Ben oradaydı. Bunda işte tavanın böyle tehlikesi, elin yanıyor anne. Tabak vereyim mi? Yok. Görünmez kaza, hadi bakalım. Biz burada daha fazla kaza yaşamadan videoyu kapatalım değil mi kızlar? Evet. Bir yerin acıdı mı? Anında geçti. Oldu bakalım hadi. Görünmez kaza diye böyle denir. Bismillah'la başlamadın ya, ondan oldu. Dedim ya. Evet teyzeleri, Fulya Funda hazırlandılar. Şimdi arkadaşlarını bekliyorlar. Evet. Beraber bugün saat 7'ye kadar ders yapacaklar camide, evet, değil mi? Evet. Hayatımda ilk defa böyle saat 7'ye kadar evde uzak kalmadım. Yani. Ya 2'de geliyordum ya 4'de, sınıf 2'de biraz sonra olacak. Evet. Akşam olacak biraz. Bugün çok heyecanlılar çünkü. İlk defa normalde cumartesi pazar sabah 11'de gidiyorlar. 2'de eve geliyorlar. Ama bu sefer 3.30'dan gideceğiz. 7'ye kadar evet. Biraz sonra akşam. Camiye olacak. Gidince teyzelerinize güzel güzel dualar yapın. Hı-hı. Rabbim teyzelerinizin hastalığı varsa, bir sıkıntısı varsa tez zamanda geçirsin deyin. İyi mi kızlarım? Evet. Teyzeleri de sizler için dua etsin Fulya Funda. Bir de hemen aklımızdayken söyleyelim. Hep bize sağ olsun yorum yazıyorlar. Elif, buradan size Elif'e bir selam söyleyin de. Merhaba. Hep diyormuş, sizi izliyormuş. Dün de demiş Melih abimin ayağı iyileşti diye. Çünkü hep izliyormuş. Elif, sana buradan el sallıyoruz. Fulya Funda ablanı izlemeye devam et, olur mu? Hadi bakalım kızlar, camiye gitsin teyzeleri. Evet arkadaşlar. Bizim tavuklar yine yumurtalarını buralara bırakmış gitmiş. Aynen. İşte. Evde ne kadar yumurta varsa kabuklarını. Düşünce tavuklar. Değil bırakmışlar, mi? Oraya. Aynen, yumurta kabuklarını ben çöpe atmıyorum arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi kalan çayları dibini, yani şöyle yumurta kabuklarını getirip bahçelere koyuyorum. Gerçekten çok faydası oluyor. Evet. Denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Bakın hatta şeylerimde bile acayip bir şey gözle görülür fark var değil mi? Evet. Soğan mı onlar? Evet. Soğan, sarımsak karışık böyle. Melih. Evet. Dur bir dur bakalım bir. Buradayım. Gördüğünüz gibi Melih'i. Abdest aldı. Yerini ısladı yine. Evet. Hı. Bugün yorulduk ama yine de her gün yorulduk diye çıkıyorum karşınıza. Aynen. Şu an akşam yaklaştı. Daha vlogumun sonunu akşama doğru çekebiliyorum. Aynen. Bakın şöyle buralar doluydu. İş, çam ağaçlarımızı kesmiştik. Bugün hepsi halledildi. Çöp yerine değil mi? Çöp yerine götürdüler, atıp geldiler. Aynen. Zaten yeşillikleri biliyorsunuz para ödenmiyormuş girerken bile. Beleşe. Arabayla iki sefer gittiler. Onları bırakıp geldiler. Artık bahçe toparlandı tamamen şöyle. Güzel oldu bence. Evet. Bir şu şeylere sallanıyor şu demirlerde birkaç tane şöyle bakın. Şey varmış. Eşim onlara beton atacak. O da oldu mu? Bir de bahçeyi kazar. Gerisi bana kalmış bir şey artık değil mi? Aynen. Yavaş yavaş bir şeyler yaparız. Bakın şöyle de belli oluyor zaten. Bayağı bir tepesinden aldık yani. Boyunu kısalttık. Sen ne ediyorsun gene? Daha dün düştüm, akılanmıyor mu? Dün düştüm. Dün çıkmış oraya sallanırken bir düştü, kolları falan. Urgandan yara oldu. İşte. Melih. Ne diyor lan o? Akılsız şeyin başın cezasını ayaklığa çekermiş. Sen de dün çektin ama. Aynen. Lap diye düşüverdi yavrumu ya. Gözüm gönlünde ne kadar gitti. Bu arada daha Fulya Funda gelmediler. Olsalardı mutlaka. Onlar camide. Değil mi? Şurada şeyler de geldi. Boşalttık çünkü onlar bayağı bir sağlamdı. Ana! Teyze. Ay Melih ya. Gördüğünüz gibi. Melih'im canlı canlı kaza geçirdi gene. Evet. Düştüm yine. Allah'ım. Düştüm. Yarın en güzel bir tavuk alıp kesip Melih için dağıtmak. Gerçekten o anda... Hala konuşamıyorum gülmekten. O anda tam videoyu kapatacaktım. Pat diye urgan bir koptu çocuk. Böyle bir şey olmaz ya Allah'ım. Neyse bir daha hayırlı açan Melih'im ya. Ne oldu öyle? Çocuğum. Ya demin direkt düştüm diye anon sana. Tam olarak öyle düşündüm yani. Melih ya. Hayır ben de tam o anda sana tutmuş bulundum biliyorum onun için. Aynen. Böyle şanslı bir şey olmaz ya. Allah'ım ya. Allah korudu hadi Melih'im. Evet. İlk defa da çatı gelmedi aşağı.
Dediğim gibi sen yarın galiba 10 liraya kış bir tavuk al. Mahalleye tavuk keser daha da. Aynen. Yoksa yine başka ne olacak? Değil mi? Hadi bakalım bununla geçmiş olsun. Videomuzu biz kapatalım da yoksa ben gülmekten çekemeyeceğim zaten de. Aynen. Yarın yeni videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.